Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar FarmSimulator 2017'de Hof Bergman mapindeki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bugün bayağı ilginç şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani videonun bir tane thumbnail'inden ismine falan görmüşsünüzdür, bir şeyler anlamışsınızdır ama bayağı ilginç şeyler yapacağız bugün. Neyse şimdi hemen videoya geçelim artık abi. Arkadaşlar şimdi ben hatırlarsanız biz birinci bölümde muhtemelen, hani birinci bölümde olması lazım veya ikinci bölümde olabilir. Bunlara şey vermiştik, tohum vermiştik, yani buğday vermiştik sanırım, ya yani tavuklarımıza. Ve su vermemiştik. Suyu arkadaşlar şuraya veriyoruz. Ben suyu verdim fakat ben yumurtaları şuradan topluyoruz diye düşünmüştüm. Fakat ben video dışında oynarken abi, biraz araştırırken map'te oynarken fark ettim ki şuradaki şu kulübenin abi kapısı açılıyormuş, böyle direkt bastığında böyle. Mouse'un sol tuşuna basınca direkt açılıyor böyle. Ve buraya gittiğinizde hani gösteriyor işte tavuklardan ne kadar, yani tohum, yani greens, herhangi bir tahıl demek. Ne kadar tahıl ve ne kadar su olduğunu gösteriyor ve onun altında da egg pack, yani ne kadar yumurta paketi olduğunu gösteriyor. Burada kaç yumurtaları sanırım elle al, şey böyle yumurta almıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle şey, böyle paketle alıyoruz muhtemelen yumurtaları. Gördüğünüz gibi 11 tane yumurta var diyor ve %9 doldu paket diyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada 11 yumurtayı yazıyor arkadaşlar ama muhtemelen şey 12. yumurta burada gözüküyor fakat daha %100 olmadı, yani 12. yumurta, o yüzden öyle, bilmiyorum. Belki hiç, yani bununla alakası da olmayabilir. Görüntülü alakası da olmayabilir ama neyse. Şimdi burada böyle kaşı yumurtaları sanırım buradan pakette, böyle elden paket alıp böyle pick-up'a yükleyip böyle satacağız ki bu çok güzel bir şey, yani çok, yani oyuna baya şey katıyor, yani değişiklik katıyor. Şimdi arkadaşlar bu pulluk burada sürüyor, traktörümüz bu şeyde, en büyük tarlamızda 17 numaralı tarlada. Burada ayçiçeği vardı biliyorsunuz, onu ben biçtim bayağı video dışında ama daha yani bitmedi. Bu da arkadaşlar sürüyor burada. Fakat bu pulluk arkadaşlar bayağı çok güzel bir pulluktu biliyorsunuz, yani çok fazla seçeneği vardı ve mod contest'tendi bu. Fakat arkadaşlar bu modun bir sorunu var. Bilmiyorum, en azından benim traktörüm diyeceğim ki bu oyun kendi traktörü. Sorun arkadaşlar gördüğünüz gibi puluk böyle yere değmiyor ve gördüğünüz gibi çok aşırı zorluyor traktör ve traktörün arka tekerler sürekli patinaj çekiyor abi. Yani ilk önce Deutz takılıyordu arkadaşlar, sonra bunu değiştirdim. Gerçi onun ikisinin de beygiri aynı aşağı yukarı ama beygirle alakası yok abi, traktörün arkası patinaj çekiyor. Ve bu puluk abi, yani minimum 130 beygir isteyen bir puluk. Bu traktör sahibi 145 beygir, yani her türlü bunu çok rahat çekmesi lazım. Ama çekemiyorlar, yani güç olmadan değil zaten, gördüğünüz gibi arka tekerle patinaj çekiyor. Pulluk böyle yere değil mi, toprağa batmıyor pulluk. Niyeyse hiçbir fikrim yok. O yüzden arkadaşlar bu pulluğu satıp yani onun yerine başka bir pulluk almak istiyorum ama pek onun yerini dolduracak pulluk da yok şu an, o yüzden buna devam edeceğiz. En azından bu tarlayı bitireceğiz bununla abi ve sonra bakacağım başka pulluğa. Şimdi bu traktörü arkadaşlar ben hiç kullanmadım, gördüğünüz gibi 0.1 saat diyor, hiç gram kullanmadım. Ve satacağım abi bunu ki buradan, çünkü bayağı iyi para gelecek, 77.000 gelecek. Satacağım onu çünkü çok fazla traktör var bizde arkadaşlar. Şu an bununla beraber 5 tane traktör var. Bunu sattığımızda 4 traktör kalacak ve bayağı, yani 4 traktörle bayağı idare edebiliriz. Hem bunu sattığımda arkadaşlar hem birazcık da, yani bir traktör boşluğu açılmış olacak orada ve 1-2 bölüm içerisinde böyle biraz daha güçlü bir traktör almamız şeyimiz olacak. Seçeneğimiz olacak. Şimdi gelip şuraya, şuradan satamıyorum şimdi, çıkmam lazım buradan. Tamam, hemen geliyorum. Satalım abi bunu 77.000'e. Ben buraya getirdim ki daha çok para versin özellikle diye. Şu an 216.000'imiz var arkadaşlar. Şimdi bu 216.000'le bu bitsin burada. Tamam. Bu arada arkadaşlar video dışında ben şeyi de değiştirdim. Video dışında mı yoksa bilmiyorum, tam hatırlamıyorum ama şunun kesicisini değiştirdim arkadaşlar. Bizim o normal kesiciyi sattım. Onun yerine bunu aldım. Class kesicisi varmış arkadaşlar bizde. Class mısır kesicisi. Bu onun kendi, bu class kesici arkadaşlar onun kendi kesicisi değil, başka bir class modunu, ama yine bizim o diğer kesiciyle aynı, yani 6 metre genişliğinde. Bu da katlanıyor arkadaşlar ve fiyatları da aynısı, bu da 34.000. Bu da bizim aldığımız da şuydu, yok bu değildi, şuydu 34.000 bu da ve 6 metre, yani her şey aynısı arkadaşlar, sadece bu class olan ve bu daha sorunsuz çalışıyor. Bunu diğeri sorun çıkıyordu abi, işçi salonumuzda böyle başa vardığında böyle duruyordu bir çerdör falan, bunun artık sorun yok, çalışıyor ve hem daha uyumlu oldu böyle. Şimdi arkadaşlar bu burada, pick-up'ı şöyle çıkaracağız buradan birazcık. Ben arkadaşlar video dışında şey aradım, şuradaki şu, şöyle geleyim,
Şurada ürettiğimiz şu, ups, şöyle geleyim. Shroud'ları abi, yani burada Shroud diye bir şey üretiyoruz abi. Böyle karışık şey, aynen gördüğünüz gibi Shroud üretiyoruz. Burada dolmuş bu. 500 litrelik böyle çuvalarda geliyor bu Shroud abi. Bunu arkadaşlar herhangi bir tahıldan üretebiliyoruz ama en mantıklı abi, ben bunu bu Shroud'un abi fiyatı iki yere satabiliyorsunuz sanırım. Farmer Alfred'e satabiliyorsunuz abi bunu. Ve Raiffeisen'e satabiliyorsunuz. Ama ben Raiffeisen'de bunu satma yeri bulamadım abi. Sadece buraya satabildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 800 ile 550 euro arasında bir fiyatı oluyor bunun. Yani ortalama fiyatı 600, yani ortalama fiyatı 700 diyebiliriz çünkü bu kırmızı şu an. 700-750 euro bir fiyatı var arkadaşlar bunun ve bunu herhangi bir tarladan ürettiğimiz için, üretebildiğimiz için biz bunu tabii ki de yani pahalı şey tarlalardan üretmeyeceğiz. Ucuz tarlalardan mesela buğday gibi ve buğday ve arpa gibi böyle, hatta arpa gibi çok ucuz tarlalardan üretecek olursak abi fiyat olmadı ama onları güzel fiyata satmış olabiliriz. Yani çok zor tabii, yani 500 kilo böyle çuvallarla bunu taşı falan zor ama yani arada burada ben yapmaya çalışacağım. Bu arkadaşlar burada ben tavuk yem falan diyordum, bu tavuk yem değilmiş bildiğiniz. Volgren ya Shroud diye bir şey abi, ne yani bilmiyorum, böyle daldan üretilen bir şey. Domuzlar yiyor bunu sadece sanırım. Domuzlar yemiyor, domuzların yemek karşılığında kullanabiliyorsunuz onu. Şimdi pick-up buraya koyduk abi. Bir 216 binimiz arkadaşlar. Ben şimdi şey almak istiyorum. 4 tane şey almak istiyorum. 4 tane 2 tane domates, 2 tane marul sebzesi almak istiyorum arkadaşlar. Onları nereye koyacağız? Hiçbir fikrim yok. Bence şuralarda yer, ineklerin, yani ineklerin burada çok yer var. Şuraya mesela, hani şuraya bayağı koyabiliriz. Bayağı güzel olur. Aynen, direkt ineklerin yanına koyalım değil mi? Şuraya koyabiliriz bence. Aynen, bayağı güzel olur hatta. Hem çünkü zaten gübre arkadaşlar, katı gübreyi direkt şuradan ineklerden alacağız ve direkt bunlara verebileceğiz. Yakın olacak, bayağı güzel olacak. Aynen, şuraya koyalım şöyle abi bir tanesini. İkinciyi de şuraya koyayım ben. İkinci domates sırasında gerçi bunu şöyle yapmak da fayda var. Şöyle koyayım, aynen. Tamam, şöyle koyayım abi ben bunu. Aralı olsun ki buna su, hatta şöyle ya da abi bunu şöyle mi koysak? Bunu direkt şöyle mi koysak? Aynen, bunu bence böyle koymakta fayda var diyecektim. Bunu abi biz şöyle koyalım, aynen böyle, aynen böyle çok daha iyi olacak. Şöyle koyalım abi biz bunu. Aynen. Şöyle koyalım. İki tane domates serası var burada. Şimdi iki tane marul serası alacağım ben. 25'er bine. Bunlardan bayağı bir para elde edeceğiz yani, şey böyle. Bunu da şöyle koyacağım. Bunun yanına şöyle direkt. Ve bunu da abi şöyle koyacağım. Aynen. Gerçi böyle hiç iyi olmadı gibi sanki ya. Bunu direkt şöyle koyayım ben. Aynen abi. Direkt şöyle koyayım. Şimdi arkadaşlar böylece buradaki arkadaşlar her seranın şey koyma, yani su ve gübre koyma şeysi dış tarafta kaldı. Yani çok rahat böyle kepçeyle falan böyle çok rahat manevra yapacağız. Yani buradan baya güzel, buradan baya rahat, buradan da baya rahat, buradan da baya rahat manevra yapabileceğiz. Ve buradaki alan dar olsa da yani buradan hiçbir zaman geçmeyeceğiz biz. O yüzden böyle bence güzel oldu. Direkt böyle dizebilirdim de onları ben. Ben mesela böyle robot gibi dizebilirdim de ama ben pek öyle şey sevmiyorum. Böyle biraz da doğal şeyi daha çok seviyorum, böyle rastgele durmalarını. Şimdi onlara su götürelim biz. Bunun da su, çok azıcık su var diye biliyordum ben. Biliyorum en azından. Öyle hatırlıyorum ama aynen var. Şimdi arkadaşlar bunu ben pick-up'a taktım. Yani genelde böyle bir şey yapmam, pek göremezsiniz ama şu an ya yapacağım abi çünkü şimdi bu su bittikten sonra yeniden gidip su almamız gerekecek ve ups, pick-up'ın arkası da birazcık hafif geldi, kayıyor. Çok uzakta o su şey yapma yer arkadaşlar, biliyorsunuz ve yani şey baya yani uzak gideceğim için, pick-up hızlı gittiği için yani pick-up'la gidip su alacağım ben. Hem remote küçük, yani pick-up normalde bunu çekebilir abi, yani gerçekten gerçek hayatta çekebilir bunu ama pek tavsiye edilmez. Yani tavsiye edilmez. Şasi falan yamulur abi. Şimdi bu burada şey yapsın, tamam. Bu bitsin abi artık. Bizde bir taraftan ineklerde gübre var mı diye bakalım arkadaşlar. Şuradan ineklerde gübre
Yok abi, 750 bin litre gübre var. Fakat biz kompost bir yerde kompost var arkadaşlar, ben biliyorum yani bir yerde kompost var. Oradan gidip kompost alıp bence bu sıralar yani kompost getirebiliriz. Şunu şuraya bırakayım. Bu kalsın burada şimdilik. O zaman abi alalım bir şunu. Şu traktörü alalım. Tabi bize remork gerekecek abi. Bize remork yok daha. Ha, şimdi bir saniye. Yok abi, bize remork gerekecek. Nasıl yapsak? Bizim remork tarlada. Peki abi, bu zaten bitirmek üzere. Yani bunu ben depozda dolmak üzere. Deposunu onu boşaltayım abi. Zaten o boş depoda buradaki bu küçük parçaları biçebilir. Zaten onları ben kendim biçeceğim. Çünkü o içi biçemeyecek. Onun kendi içindeki deposu abi, yani bu, bir depo yeter bence bunları biçmek için. O yüzden şuradan direkt boşaltalım abi. Abi bir dursan diyorum artık. Bir dursan diyorum abicim. Bir dursan mesela, yani güzel olur. Ve bu çip içeride modunda arkadaşlar tek bir sorun var. Beygiri yetmiyor abi. Bu içeride beygiri yetmiyor. Şöyle göstereyim size. Nasıl yetmiyor? İlk defa bir çerlerde beygir yetmemesi. Yani gerçek hayatta bayağı öyle olaylar var yani. Eski bir çerlerden beygirleri yetmiyor abi ve yani hızlı çalışamıyorlar falan böyle, ama bu abi 235 beygirin 235 beygirlik bir tane bir çerdöver diyor bunu. 235 beygir çok iyi. Çünkü mesela oyundaki bu arkadaşlar 190 beygir. Bu mesela bayağı yani şey olarak. Bu 258, 260 beygir. Bu 190 beygir. Bu ise abi 185 beygir. Yani bunlar görünürlükte küçük beygirli. Bu abi 235 beygir bu çerdöver için iyi olması lazım. Fakat abi iyi değil çünkü kesicisi, yani 6 metrelik mısır kesicisi, 6 metrelik buda kesicisi takıyoruz buna. Ve kendi de sanırım birazcık ağır bir çerdöver ve yetmiyor abi, ve böyle hani mesela maksimum hızla yani saatte 10 km biçmiyor. Her bir çerdöver abi saatte 10 km biçer. Bu saatte 8 km falan biçiyor. Şu an nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. İşçe bastım ve geri gitmeye başladı. Yine geri gidiyor. Tamam. O zaman arkadaşlar ben şu parçaları biçip geleyim hemen. Evet. Bitirdim abi ben burayı. Biçtim vallahi yani. Uğraştırdı birazcık ama biçtim. Zaten 1000 litre falan çıktı yani. Hiçbir şey çıkmadan. Her türlü 1000 litre iyidir abi. Ve demin arkadaşlar enteresan bir şey oldu. Demin yani ben burayı biçerken bir durdurdum ve video durdurduğumda arkadaşlar telefona bildirim geldi. Yani YouTube'dan bildirim geldi. Yani bir arkadaş yorum yazmış ve ben abi yani video ortasına yani video kestim, durdurdum, fakat yani video şeyindeyim hala ve durup abi derken bu burayı biçerken ben direkt durup abi arkadaşa cevap verdim. Yani böyle videonun içinde ortasında böyle cevap veriyorum yorumlara. Yani bunda ne bileyim söylesim geldi. Yani sizin yorumlarınızı abi yani bayağı önem veriyorum gördüğünüz gibi. Hatta videonun ortasında böyle cevap veriyorum. Şimdi bunu eve götüreceğiz. Bunu eve götürmek zor olacak. Gerçi yavaş gidiyor. Tek sorun da katlayalım abi kesicisinde. Kesicisi küçük ama katladığım zaman daha da küçük oluyor abi ve bu bayağı rahat bir şey yani. Şunu çekelim öne. Bunun arkasından gelir herhalde yani. Şöyle yapalım ve abi bu map'te arkadaşlar çok fazla olaylar olduğu için, çok fazla değişik olaylar yani değişik mesela işte fabrikalar falan olduğu için olduğundan yani bayağı şey oluyor, kasma oluyor bu map'te abi. Yani böyle bayağı kasan map diyebilirim, böyle bayağı sistem gerektiren bir map bu. Yani ben yani gerçi şimdi yani sistem gerektiren bir map tabi yani çok dandik sistemimiz varsa oynayamazsınız, ama güç sistemimiz olsa da abi yani yine de kasıyor. Yani tek farkınız yani güç sistemimiz olsa tek farkınız oynayabiliyorsunuz ama kasıyor. Diğer türlü hiç oynayamıyorsunuz. Yani ben pek inanmıyorum yani bunun gibi böyle maplerde yani bence ne kadar da güçlü sistemimiz olsa da yine kasacak. Çünkü yani o sorun abi aslında sistemde değil. Optimize edilmiş bir şey değil. Yani oyunun kendi yapımcılarından tarafından yapılmış bir map değil bu ve bayağı yani değişik fabrikalar falan da var yani. Onlar da hiç yani optimize edilmemiş ve yani aşırı fazla kasıyor öyle şeylerde diyebilirim. Mesela şu an bayağı kasıyor abi. Şu an size FPS'e göstereyim abi. Şu an 35, 30 yani 30, minimum 35 falan yani, ama 40 FPS'lerde gidiyor şu an. Yani şu yolun abi şu kısmında mesela 40'lara falan inebiliyor FPS'i.
Buraya girdiğinizde birazcık daha düzeliyor mesela. Şu an 34'de yani. 34 FPS gördüm. Yani genelde abi. Mesela şu an göstereceğim. Şu an buraya girdiğinizde biraz daha düzeldi FPS mesela. Şu an yine düştü falan filan. Normalse başka yerde mesela. Gördüğünüz gibi 60 abi yani. Bayağı yani. Fakat şuraya baktığım zaman burada çok fazla şeyler. Böyle fabrikalar değişik. Olaylar ondan dolayı fazla mesela düşük 45'e falan düşüyor. Buraya baktığım zaman mesela yine burada fazla detay var falan. Ama yine de mesela FPS güzel. Yani buraya mesela bakıyorum FPS artıyor mesela şöyle baktığımda 50 falan oluyor. Buraya baktığımda düşüyor abi yani. Bunu da size söylemek istedim yani. Bu map yani genelde çok diğer maplerde böyle olmuyor ama bu mapin sadece abi kendisine böyle çok fazla olay olduğundan dolayı böyle şeyler olabiliyor yani. Bunu da yerine koyalım abi. Fakat bunun yeri neresi? Bunlar kesiciyi şuraya koyalım. Vurmadan şöyle. Kesiciyi şuraya koyalım. Aynen. Tamam abicim. Kesici oraya koyalım. Bir çerde böyle şuraya bırakırız direkt. Şimdi abi video bayağı uzadığı gibi geliyor benim. O yüzden ben direkt yani gidip şu kompostları yapıp yani biraz kompost koyalım yani şeylerimize. Kompost zaten ben anlatmıştım arkadaşlar. Bayağı kompostun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar ben bunu şu remote'i boşaltacağım ve şu traktörüne kepçeyi takacağım. Ve geri geleceğim yani. Hemen geliyorum abi ben. Boşalttım onları arkadaşlar fakat şu FPS şeyini kapatayım ya. Tamam. Biz arkadaşlar oraya iki traktörle gitsek çok daha iyi olacak. Yani mesela o kırmızı traktör arkadaşlar şey çeker. Nikon'da arkadaşlar remote'u çeker. Bu da kepçeyle yani kepçe olur. Çünkü yani bunun arkasına ağırlık gerekecek ve ağırlığı taktığım zaman, yani varili taktığım zaman remote takamayacağım bunun arkasına. Yani iki traktör eksek çok daha rahat olacak ve buna girmiyor. Bunu birazcık alçakta bırakmışız. Heh, tamam. Bırak onu abi, kepçeyi alalım. Bunun arkasına ağırlığı takacağım ben abi ve follow me modunu açıp direkt diğeri kırmızı traktör yani Nikon'da bir remote'a bağlayıp o da arkamızdan gelecek. Gidip birazcık kompost alacağız. Hemen yani kompost olduğundan emin değilim tam arkadaşlar oradaki o şeyin benim bahsettiğim yerdeki şeyin. Fakat muhtemelen kompost çünkü bir map'in arkadaşlar bir kısmında böyle bir yerde şey gördüm. Baya böyle kahverengi bir şey vardı böyle yığılmış böyle. Ve onu kepçeyle doldurabiliyorsunuz. Doldurabiliyordunuz galiba. O yüzden denemekte fayda var ya. Çünkü yani alabiliyorsak oradaki kompost abi orada baya bir kompost var. Kompost zaten arkadaşlar ben söylemiştim size ne olduğunu ama yine çok hafiften anlatayım. Kompost arkadaşlar böyle şurada bizim şurada ileride kompost fabrikamız var. Ve arkadaşlar o kompostla arkadaşlar saman böyle şehirdeki çiftliğimizdeki böyle biyo atıklarda mesela biyo atık dediğim işte samandan artık saman işte şey falan. Burada arkadaşlar bu arada şöyle bir kuş var onu da göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi sağ köşede orada kuş var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. O kuşun arkadaşlar ses efekti de var yani böyle yani çok yanlı ettiğinizde kuş sesi geliyor. Hatta güvercin o yani. Şurada arkadaşlar kompost fabrikamız. Burada arkadaşlar böyle çiftinizden artan samanları, işte çimenleri falan böyle atıp arkadaşlar oradan şey yapabiliyorsunuz. O fabrikada yani kompost üretebiliyorsunuz. Kompost da abi bildiğiniz ineklerdeki o gübre yerine geçiyor. İneklerdeki o katı gübre yerine geçiyor. Yani kaka yerine geçiyor abi. Onu kakayı kullanabildiğiniz her yerde onu da kullanabiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanı var. Yani hayvancılıkla falan uğraşmayacağım ben kardeşim ama bana katı gübre lazım yani kaka lazım diyorsanız oradan üretebiliyorsunuz. Şimdi neredeydi o yer abi ben ona bir bakayım ya tam hatırlamıyorum çünkü. Heh gördüm abi tamam gördüm tamam okey tamam rotayı çizdim abi çok uzakta değil yani. Neyse arkadaşlar ben hemen oraya gidip videoyu yeniden başlatacağım artık. Abi sen 160 beygirsin ve o remote'u çekmekte, boş remote'u çekmekte zorlanıyorsun öyle mi? Şaka yapmasın ya. Neyse, hemen ben oraya gidip arkadaşlar açacağım yayından. Evet abi geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve şurada yani gördüğünüz gibi şuradaki şu kısımda bir şey var. Abi bu kompost değil ya, bu bildiğiniz gübre sanırım. Aynen ya, bu bildiğiniz gübre ya. Hatta yani daha da ya, gerçi fark etmiyor yani. Kompost da olsa, gübre de olsa. Şu an önemli alabiliyor muyuz? Bunu alabiliyoruz abi. Bunları alabiliyoruz abi şu an ve burada böyle çok büyük bir gübre yığını var. Yani buradan ineklerimiz çok fazla üretemese de buradan direkt gübreyi alabiliriz yani demek ki. Yani bunları kullanabiliriz. Para almıyor değil mi benden lan? Bakmadım ona ama. Şunu ben durdurayım hemen. Ha, şöyle dursun bu.
Bir saniye abi, şunu boşaltayım. Bir kepçe daha boşaltacağım ve sonra şeye bakacağım. Aynen lan. Yani para almıyor gibi. Şu kepçede doldurayım bakayım. Para almıyorsa abi, yani burada bayağı beleşten böyle gübre yılımız var demek, vardı demektir. Hani para almıyor abi. Süper. Neyse arkadaşlar, ben şimdi bu remote full doldurayım. Oraya ben muhtemelen arkadaşlar daha video çekeceğim ve kızandıracağım. Yani bayağı kızandırırım. Neyse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an doldurduk bunu. Şöyle ben açayım yine şeyimizi, HUD'umuzu açayım. Tamam, boşaltalım şunu abi, geri kalanı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada mağaza yakın bize değil mi? Yakın, aynen yakın. Yakın abi, hatta yani yolumuzun üstünde diyebilirim. Şimdi mağazadan geçeceğiz abi. Niye mağazadan geçeceğiz? Aynen, dolmuş full. Yok, bunu kapatma üzerine çünkü kapatma, güzel değil. Süper abi, vurdum kendimi. Şuradan gideyim ben. Bu da vuracak mı kendini? İnşallah vurmaz. Yok, çekemiyor abi şeyi. Tamam. Tamam, adamsın sen. Sen var ya, adamsın. Vurmadı kendini abi. Ve çekebiliyor yani. Zorlansa da birazcık. Yani o, yani hafif ve küçük bir traktör ama 160 beygir. Ondan dolayı yani çekebiliyor. Tamam. Hatta bayağı çekiyor lan. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan. Ve arkadaşlar şurada şöyle bir alan var. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir alan var arkadaşlar burada ve bu alanda böyle şeyler var. Bunları da muhtemelen buradan kullanabiliyoruzdur. Şurada şu gördüğümüz şu şey arkadaşlar kompost olması lazım. Aynen. Şurada gördüğümüz şu şey arkadaşlar kompost. Yani hatta burada kan deneyebilirim de. Hemen deneyeyim abi ben bunu. Hemen deneyeyim çünkü önemli şeyler bunlar. Map'i keşfetmiş oluruz. Bunu alabiliyorsak abi, buradaki şeyleri alabiliyorsak çok güzel bir şey demektir bu. Çünkü bu kompost olması lazım bunun. Aynen abi, alabiliyoruz bunları da lan. Oha, map var ya bize beleş. Tamam, kompost abi bu. Yani bu kompost. Yani oradaki gübre bitince buradaki kompostu kullanabiliriz abi. Ve şurada şöyle bir şey var. Bu çakıl gibi abi gözüküyor. He, çakıl gibi gözüküyor fakat bu da kompost yerine geçiyor abi. Yani yok lan. Oğlum gerçi bunların hepsi kompost yerine geçiyorlar fakat mesela bu abi zift olması lazım yani. He, bu böyle bir şey yerine geçiyor. He, zivit. He, şimdi anladım ben. Abi bu şey toprak için, özel toprak böyle abi. Bitkisel toprak oluyor bu. Bu bitkiler için öyle şey olur ya böyle. Bitkiciler böyle, bitkici diyorum. Yani o şey bir bitkilerle ilgilenen böyle şeylerde. Mağazada böyle, tam ismini unuttum. Şimdi bu kalk abi, yani bu kireç olması lazım, bu kireç. O da abi şu özel, o siyah topraklardan. Buradaki şey abi çakıl ama kompost yerine geçiyor. Buradaki şey bildiğiniz kompost yani normal toprak. Tamam, bunların hepsini kullanabiliyoruz abi. Yani buradan hepsini kullanacağız ve bunların buradaki arkadaşlar bu şeylerin hepsini muhtemelen gübre yerine kullanabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bunu öğrendiğimiz güzel oldu abi. Neyse, video uzattık ama güzel oldu. Şimdi sana beni takip edeyim abi ben buna. Hemen arkadaşlar ben mağaza gideceğim. Mağaza abi ne yapacağız? Şu bunun önünde küçük kepçeyi satacağız abi ve ben de traktörler için bir tane modlu biraz daha büyük bir kepçe var abi. Onu alacağız arkadaşlar bunları. Çünkü yani bu küçük kepçe biraz küçük. Yani diğeri de çok büyük değil ama bundan biraz daha büyük, o yüzden onu alacağım. Hemen geliyorum. Evet abi, kepçeyi bıraktım ben buraya şimdi. Ve gelip satacağım abi. Hazır buradaki yani buraya şey yapalım. Satalım ki daha çok para versin. Gerçi ne kadar daha fazla para verecek ama biraz daha para vermesi güzel bir şey çünkü. Şimdi şunu alacağız arkadaşlar. Aynen şunu alacağız. Bu 1700 euro fiyat arkadaşlar ve bu yani diğeri bizim standart kepçe abi 1860 litre alırken bu abi 2460 litre alıyor. Yani tam olarak 600 litre daha fazla oluyor abi ve diğer kepçenin alabildiği her şeyi bu da alabiliyor gördüğünüz gibi. Yani süper abi. Yani tabii traktörün arkasında biraz daha yani
Büyük ağırlık gerekebilir belki. Gerçi gerekmez ya, 600 litre daha fazla alması pek sorun çıkaracağını düşünmüyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bununla yani birazcık daha rahat edeceğiz artık. Yani bir süreden daha kepçe almamıza gerek kalmayacak. Bunlarla idare edebiliriz artık. Şimdi şöyle geleyim. Şunu açayım ben. Kurt follow me modunu açtım. Tamam, takip edecek bizi abi. Şimdi ben eve gideceğim arkadaşlar. Evde görüşürüz artık. Evde şeylerimize, seralarımıza full gübre basacağız ve zaman kalırsa ben o videoyu duracağım orada. Zaman kalırsa şey yapacağız. Gidip bizim arkadaşlar biliyorsunuz elma tarlası şey ağacı tarlamı şeyimiz var. Çiftliğimiz de var yani. Şurada sağ alt köşede görüyorsunuz orada bir elma simgesi var. Orası bizim elma ağacı tarlamız abi. Oradaki elma ağaçlarında zaman kalırsa yani gidip birazcık gübre götürürüz ve su da götürmemiz gerekecek onları bir ara. Muhtemelen ben suyu onlara bu dışında veririm. Neyse artık ben eve gideyim. Evet geldik abi şimdi. Geldik buraya ve şimdi şey bekleyeceğiz. Bu gelsin bekleyeceğiz. Aynen yani bu da geliyor abi. Tamam şu. Şu an bu arada arkadaşlar bunu ben sürmüyorum yani. Herhangi bir şekilde ben sürmüyorum. O kendi gidiyor yani gördüğünüz gibi. Duracak şimdi, tamam. Şimdi ben bunu follow moduna çıkarayım. Şu an burada arkadaşlar bu traktör kayıyor gördüğünüz gibi. Patinaj çekiyor çünkü burada çamur var gördüğünüz gibi. Şu çamur olduğundan dolayı çamurlanacak şimdi ve patinaj da çekiyor, zorlanıyor tabi. Şimdi abi ben bu gübreyi hani burada gübre arkadaşlar hepsini ben şuraya boşaltsam güzel olacak. Nereye boşalttım? Direkt şuraya boşaltabilirim abi bence. Aynen direkt şu yolun üstüne abi boşaltalım. Hangi tarafa? Sol taraf, aynen sol tarafa boşalt abi sen. 21 bin litre bu gübre arkadaşlar boşaltalım. Çünkü zaten yolma gerekecek de bize. Ve buradan direkt bence şey verebiliriz. Şeylere götürecektik abi birazcık. 6 litreye bırakalım. Ağaçları da götürürüm ben bu 6 litreye de ağaçlara götürürüm artık yüzü dışında. Bu arkadaşlar yani gerçekten özür dilerim. Bazen konuşamadığım oluyor. Yani bunu söylüyorum çoğu yerde ama yapabileceğim bir şey yok maalesef ki. Tabii ben biraz yani sıkmamak için biraz daha yani hızlı konuşmaya çalışıyorum. O yüzden de böyle oluyor bazen. Şimdi şöyle bırakalım abi. Zaten 3000 litre alıyor bunlar her biri. Direkt gübre koyduk. Keşke komposttan alaydık yani, biraz değişik olurdu ama. Neyse bunlar abi zaten çabuk biter ve şu an 115 binimiz var da. Ben bölümler arası arkadaşlar yani bir şey fiyat gelirse falan satmaya çalışacağım. Ve diğer bölüm yani paramız olursa bir iki sera da alırız buraya yani. Şeyde arkadaşlar Vogelsberg serimizde bildiğiniz gibi arıcılığa başlıyoruz yani. Yine o şey gelişmiş arıcılığa başlıyoruz. Orada gelişmiş arıcılığı yapacağız. Bu da arkadaşlar seracılığı yapacağız. Bayağı bir seracılığa girmeyi düşünüyorum. Hatta belki isterseniz ileride böyle daha gelişmiş sera modları da indirebilirim. Yani böyle bir şey istiyorsan arkadaşlar aşağı yazın. Ve zaman yüzde şey 5x'miş. Onu da küçülteyim. Kapattım. Şey ettim, tamam. Şimdi doldur abi, yükle. Şimdi şuna da koyalım. Gerçi bunlar şimdi fullemedi arkadaşlar. 3000 litre alıyorlar ama 2500 litre yani her türlü yeter. Azaldığı zaman koyarım ben direkt. Aynen. Kepçe birazcık büyük geldiği için arkadaşlar bazen böyle arkası kalkabiliyor traktörün ama sorun yok abi. Şimdi şuna da vereceğiz. Oradaki ben pick-up'ı çekeceğim şimdi. Ve su bit. Gerçi onların iki tanesinden daha su yok. Seraların. Onlara su da getirmemiz gerekecek bir yer. Onları ben artık maalesef video dışında yaparım. Çünkü video uzadı. Muhtemelen çok fazla uzamıştır. Bilmiyorum yine daha. Yani emin değilim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalkıyor bunun arkası. Biraz daha büyük ağırlık lazım. Bizde biraz daha büyük ağırlık var ama nerede onlar bilmiyorum abi. Hiçbir fikrim yok. Şimdi bunu şuna koyacağız. Şu pick-up'ı çekeceğiz buradan. Çekelim abi pick-up'ı şuradan. Hatta ilk önce arkadaşlar ben thumbnail çekeyim burada, sonra ben şeyi göbeği koyacağım arkadaşlar ve hem de kedi videonun kaç dakika olduğuna bakacağım. Evet video bayağı uzamış arkadaşlar yani bayağı uzamış değil, tam zamanında video şu an bitirmelik tam 35 dakika olmuş. Yani bu dakika bu kadar arkadaşlar yani maalesef arkadaşlar şeylere elma ağaçlarımıza şey götüremedik, gübre götüremedik ama onu da artık diğer videoda yaparız yani sorun yok. Herhangi bir şekilde onları diğer videoda hallederiz o işi. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ben thumbnail hazırlamak için gördüğünüz gibi böyle bu traktörün şu an sizin bu videoda gördüğünüz o kapak fotoğrafını, çoktan gördüğünüz o kapak fotoğrafını ben şu traktörün üzerinde şöyle gelip şöyle yapıp şöyle çektim. Şöyle çektim abi. Şöyle bir şekilde çektim ve o inek de oradaydı. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yani sadece video için değil videonun fotoğrafı için bile yani bayağı bir nereden baksanız bir 10 dakika uğraşıyorum abi.
Yani ya mesela bu fotoğraf şu an 10 dakika aldı, 5 dakika aldı ama şey yani bu fotoğrafı da editlemek lazım, işte yazıları falan eklemek lazım. Her türlü videonun resmi bile abi yani 10 dakika alıyor. Yani en az 10 dakika alıyor. Yani uğraşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani her video için özen bayağı yani özenle hazırlamaya çalışıyorum her videoyu. Siz yani beğenirsiniz, siz eğlenirsiniz diye. Neyse aşağıdan beğenirseniz video arkadaşlar aşağıdan like atmayı, yani beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız da henüz yani abone olmadıysanız aşağıdan abone olursanız da oradan da abone olun. Beni bayağı mutlu etmiş olsun arkadaşlar. Pek söyleyecek bir şey yok. Neyse hoşça kalın. Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.